Bir kez daha merhaba, geçtiğimiz saat diliminde de aktarmıştın son durumu aslında. Hem kara harekatı ile ilgili işte sınırlı operasyonlar yapıyorlar, ikinci aşama dediklerini aslında faaliyete sokuyorlar. Diğer taraftan yardımlar çok yetersiz. Yine dünya liderlerinden farklı açıklamalar var. Nedir son durum? Senden dinleyelim. Hilal Özdemir, evet, yine sıcak gelişmelerle başlayalım istersen. Filistin resmi haber ajansının bir açıklaması var ve açıklamada şu ifadelere yer veriliyor. Direniş güçleri tarafından İsrail ordusuna ait çok sayıda tank imha edildi ve İsrail ordusunun ilerleyişi durduruldu şeklinde bir açıklama geçti. Filistin haber ajansı, Gazze'de yayın yapan Filistin haber ajansının böyle bir açıklaması var. Tabi özellikle son 3 gündür devam eden kara operasyonlarında bir genişleme söz konusu. Başbakan Netanyahu'nun açıklaması, tabiri bu yönde, bir kara harekatı olmadığını söylüyor ama kara operasyonlarında bir genişlemenin olduğunun altını çiziyor. O gün bugündür, yani son 3 gündür cuma gecesinden itibaren bölgeye farklı alanlardan geçiş yaptı İsrail ordusu. Özellikle Beyhanun bölgesi noktasında, yani Gazze'nin kuzeydoğusu yönünden içeriye girişler söz konusu oldu. Bazı alanlarda meskun mahal çatışmaları yaşandı. Bazı alanlarda evlere, iş yerlerine İsrail bayrakları asıldı. İsrail ordu birlikleri belli noktalarda kontrolü sağladı ama bugün itibariyle Filistin haber ajansının açıklamış olduğu habere göre İsrail ordusunun ilerleyişi durduruldu. Askeri araçlar bir noktada durdular. Kassam Tugayları Hamas daha çok tank savar füzeleriyle kara ordularını hedef alıyor İsrail'in. Böyle bir taktiği, böyle bir stratejisi var. Tabii tünellerle alakalı ne kadarı imha edildi, ne kadarı kullanılıyor, ne kadarı Hamas'ın lehine, ne kadarı İsrail'in aleyhine, böyle bir henüz net bir veri elimizde yok. Bunu ifade edebiliriz ama İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail ordusu 450'den fazla noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı son 24 saatte. Ve bu hava harekatlarında Gazze'nin içerisinde yer alan yeraltı tünellerinin vurulduğu yönünde açıklamaları ciddi anlamda dikkat çekici. Ve Hamas'a ait birçok karargahın, mevzinin de imha edildiği vurgulandı. Tabii hava bombardımanı da bir noktada devam ediyor. Özellikle hava bombardımanı aşağıda, karadaki unsurların daha hızlı ve süratli bir şekilde ilerlemesi noktasında askeri deyimle, askeri literatürle bölgenin yumuşatılması olarak nitelendiriliyor ve hava bombardımanının ardından da kara unsurları, kara birlikleri karadan ilerleyişine devam ediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Tabii İsrail ordusunun girdiği noktalarda halen daha sivillerin bulunduğunu da ifade edebiliriz. İsrail Gazze'nin güneyindeki 1-1,5 milyon Filistinlinin daha güneye gitmesi noktasında sürekli olarak çağrı yapıyordu ama oradaki sivillerin hepsi ya da tamamı gitmiş değil. Hala daha evlerinde bekleyen, bölgelerinde, mahallelerinde yaşayan Filistinliler var. Bunların da bu çatışmalar arasında kalabileceğinden endişe ediliyor. Böyle de bir durum söz konusu şimdilik. Tabii bu noktada Kassam Tugayları ile İsrail ordusu arasında ne kadar kayıp var, kaç kişi hayatını kaybetti, burada da tam olarak verisel anlamda bir rakam ifade edemiyoruz. Çünkü her iki tarafta kendi propagandasını yapmak amacıyla rakamları bazen saklayarak, bazen abartarak açıklamalarda bulunabiliyorlar. Çünkü veriler birbirini tutmuyor. İsrail ordusuna göre şu ana kadar hiçbir İsrail askeri hayatını kaybetmedi. Sadece 3 yaralı var. Hamas'a göre ise onlarca İsrail askeri hayatını kaybetti. Böyle de bir durum var. İki taraf açısından da karşılıklı propaganda savaşı sadece cephede olduğu gibi değil, propaganda alanında da devam ediyor. Böyle de bir durum söz konusu. Dün itibariyle ABD Başkanı Biden'la Başbakan Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti ve bu telefon görüşmesinde Biden İsrail'in haklılığını, meşruiyetinin savunmasından yanayız, savunmasını destekliyoruz açıklaması yapmıştı ama insani şartların iyileştirilmesi noktasında da Gazze'ye yönelik adımların hızlıca atılması gerektiğini ifade ediyor. Başbakan Netanyahu'la Başkan Biden arasında zaten ziyaretten sonra süre gelen sürekli bir telefon diplomasisi var. Bu görüşmeler artarak devam ediyor. Dün Mısır, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Hollanda Başbakanı Rutte'de yine insani koridorun ya da insani şartların olumlu şekilde iyileştirilmesi noktasında gereken adımların atılması yönünde
çağrılarda bulunuyor ama şu ana kadar henüz o çağrılara net yanıt verilmiş değil. Zaten Refah sınır kapısındaki tırların geçiş sayısı da bir hayli azalmış durumda. Önceden 20 tıra yakın geçiş yapılırken şimdi o sayı 5-6 tıra kadar düşmüş durumda. Gazze'nin kuzeyinde, yani İsrail'in Filistin hattının kuzeyinde, Lübnan sınırında da bazen zaman zaman hareketlilik yaşanabiliyor. Ona da kısaca bir değinmek lazım. Lübnan Hizbullah'ın İsrail askerlerine yönelik saldırılarına İsrail ordusu da karşı atakla cevap veriyor. Herhangi bir iki taraftan da sınır ihlali ya da sınır geçişi söz konusu değil ama karşılıklı top atışları ve füzeli saldırılarla iki tarafta birbirini tartıyor. Böyle de bir durum söz konusu şu an itibariyle. Gazze'ye yönelik hava harekatlarının, hava operasyonlarının devam ettiğinin altını çizelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.